Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyk. Muhterem kardeşlerim, bugün kitaplarımızı kapatıyoruz. Geçen hafta söylemiştik herhalde, kitaptan değil bu dersimiz. Kur'an-ı Kerim'i biraz daha yakından görme inşallah olacak. Kitaplara iman dersimiz idi. Tevrat, Zebur, İncil'i görmüştük. Kur'an-ı Kerim'in geçen hafta tanımını, indirilişini, içeriğini görmüştük, muhtevasını. Bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'i biraz daha yakında görelim inşallah. Allah-u Teala'nın kelamı, sözleri, bizimle konuşması, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran, dünya hayatında varlığımızı, varoluş amacımızı izah eden, bize yollarımızı gösteren, ulu kitabımız Kur'an-ı Kerim, insanlar için bir hidayet rehberi. Allah Celle Celaluhu elbette ki kelamını sever ve onu indirdiği geceyi Kadir Gecesi kılar. Kadir Gecesi, وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Nedir Kadir Gecesi biliyor musunuz? Allah bildirmese nereden bileceksiniz? Bu tür şeyler bilmeniz mümkün değildir. Leyletul Kadir, Kadir Gecesi, Allah bildirsin de öğrenin. Hayrun daha hayırlıdır min elbişer, içerisinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan. Yani bir Kadir Gecesi 83 küsür ömre bedel. İnsan Kadir Gecesini Cenab-ı Allah'ın rızası doğrultusunda geçirirse inşallah öylesine büyük bir sevabı hak eder. Nereden kaynaklanıyor bu Kadir Gecesi? Biliyorsunuz bizatihi zamanın bir kıymeti yoktur. Zamanlar hep birbirine benzer. Bazı zamanlar içerisinde meydana gelen olaylardan kıymetlidir. Kadir Gecesi de içerisinde o gecede Kur'an-ı Kerim nazil olduğu için kıymetlidir. Yani Kadir Gecesi bir zarftır. Aslında zarfa pek bakılmaz değil mi? Zarfın içindeki mektup önemlidir. Çoğu zaman mektubalı zarfı atarız. Çok kıymetli bir yerden gelmişse mektup, antika diye zarfını da saklarız. O da bir kıymet ifade eder. İşte Kadir Gecesi budur. Esas kıymetli olan içerisinde indirilmiş olan Kur'an'dır. Şehr-i Ramazanellezi unzile fihil Kur'an hüden linnas ve beyyinatı minel huda ve furkan. İnsanlara bir hidayet. Bu doğru yolun açık seçik belgelerini ortaya koyan, hak ile batılı birbirinden fark ettiren, ayırt ettiren Furkan kitap, bu Ramazan ayında, Şehr-i Ramazanellezi unzile fihil Kur'an, o Ramazan'ın içerisinde de Kadir Gecesi, inna enzelnahu, biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Onun için Ramazan kıymetlidir bir ay, onun için Kadir Gecesi kıymetlidir. Çünkü Kur'an Allah Celle Celaluhu nazarında kıymetlidir. Kur'an devamlı elimizde bir Müslüman olarak okumamız lazım gelen kitaptır. Nasıl ki işte bazen hukukçuları görürsünüz ya da efendim televizyonda tartışanları görürsünüz. Ellerinde küçük bir kitap, laf arasında hemen çıkarı sayfa karıştır, madde okur, lafı bitirirler, münakaşayı keserler orada okuduklarıyla. Aynen öyle Kur'an-ı Kerim Müslümanların elinde, oradaki kanunlara göre inanacak, ibadet edecek, hayatını yaşayacak, aile hayatı, ekonomik hayatı, terbiye hayatı, efendim idari hayatı, siyasi hayatı, eğitim hayatı, bütün bir hayatını böylece Cenab-ı Allah'ın arzusu doğrultusunda yaşayarak dünya hayatında da mutlu olacak, ahiret hayatında da mutlu olacak, meselelerini, problemlerini böylece çözmüş olacak Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacı budur. Kur'an-ı Kerim, Akif'in dediği gibi, inmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak, ne fal bakmak için. Gençler üzerimize okuyalım ya da okuyalım da sevap kazanalım. Bunlar iyi şeylerdir. Bunların aleyhinde elbette ki değiliz. Geçmişlerimizi okuyacağız, kendimiz okuyacağız, sevap kazanacağız. Şimdi okumanın sevabıyla alakalı bir iki hadis-i şerif de okuyalım burada. Ama bileceğiz ki Yasin suresinde de beyan buyurulduğu gibi Kur'an-ı Kerim dirilere inmiştir. Niçin inmiştir? İnzar için, hidayet için, beşir. Onları uyarmak için, müjdelemek için, onlara doğru yolu göstermek, kılavuzlamak, hidayet için. Onların sosyal hayatlarında, dünyevi hayatlarında yaşamış oldukları
bu hayatın bizatihi kendisinde lazım gelen meselelerini öğretmek. Sonra insanı tanıtmak. Nedir? Nereden gelmiştir? Niçin vardır? Nereye gidecektir? Ahiret nedir? Cennet nedir? Cehennem nedir? Günahkar nedir? Mutlu olan insanlar. Bütün bunları aydınlığa çıkartmıştır. Bu meseleleri Batı'da filozoflar yıllardır konuşuyorlar kendileri arasında. Çözüm bulamıyorlar. Birinin dediğini diğeri tutmuyor. İnsanlar bu tür meseleleri bilememekten hayatın zevkini alamıyorlar. Hayattan kaçış, işte bu çok geniş bir konudur. İçerisine hiç girmeyelim. Bir şekilde hayattan kaçıştır. Bu oyunlar, eğlenceler, seks çılgınlıkları, karnavallar, sportif faaliyetler, bütün bunlar, müzikler, hayattan bir nevi bunaldıkları hayattan kaçıştır. Bunlar örtülü intihardır. Uyuşturucu, alkol, fuhuş örtülü bir intihardır. Bunun daha da açıkçası açık intihardır. Ne kadar yaygındır bu işler ve açık intihar, insanın kendini öldürmesi. Neden? Hayatın anlamını bilememekten kaynaklanıyor. Sorularına cevap bulamamaktan kaynaklanıyor. Ama bunlar Müslümanlar için sorun bile değil. Çünkü en avam bir Müslümana bile sorduğunuz zaman Kur'an'ın öğretmesiyle bu problemlerin cevaplarını bilir. Kendisinin hayırlı bir varlık olduğunu bilir. Öldükten sonra yok olmadığını bilir. Daha hayırlı bir hayatın kendisini beklediğini bilir. Kendini sever, hayatı sever. Bir emanet. Dünyayı sever. Allah'ın yarattığı, bizim de şefkat ve merhamet göstermemiz gereken bir varlıktır. Dünyanın bizi sevdiğini bilir. Çünkü Allah-u Teala yaratmış ve bize hizmet için vermiştir. Dünyanın içinde her ne ki var Allah yaratmıştır ve bize hizmet ediyor. Eşyayı sever insan. Ve öldükten sonra bana bir hayat var ki bundan daha hayırlıdır. Kendisinin boş olmadığını, saçma olmadığını bu hayatın bilir ve o hayata özlem duyar. Yani ölüme de bir yorum getirir. İnsanlar Kur'an'ın hidayeti olmazsa bu problemleri bilemez. Bunlar büyük problemlerdir Batı'da. Bakmayın siz, yani biz Müslüman olduğumuzun gününü görüyoruz ama gavur olmadığımız için elhamdülillah gavur olsaydık nasıl bir psikolojik buhrana, kaosa girerdik, biz bunu tatmadık, bilmiyoruz. Ama tadanlar bunu biliyorlar. Onun için Cenab-ı Allah zarara, ziyana düşürmeden bizi Kur'an'ın hidayetiyle mesut ve bahtiyar ediyor. Kur'an-ı Kerim böylesine muazzam, müthiş bir kitaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikra'ul Kur'an, Kur'an oku diyor. Tabi Kur'an okumanın nasıl olması lazım geldiğini biraz söyleyeceğiz. Biraz sonra. فَاِنَّهُ يَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيَاً لِأَصْحَابِ Kendi ashabına, kendisini okuyan insanları yevm-i kıyamette şefaat edecektir. Yani Kur'an-ı Kerim bizim için iyi bir dosttur, arkadaştır, ahirette de şefaatçıdır. Ne demek şefaat? Cehennemde yanmayı günahları sebebiyle hak etmiş olan bir insanı yanmaktan kurtarmaktır şefaat, rica ile. Ya bütün bütün yanmaktan kurtarır, hiç cennete, cehenneme girmez. Ya da hiç olmazsa bir kısmı, diyelim ki 10 yıl yanacaksa 5 yıla indirir, 1 yıla indirir, 1 güne indirir. Azaltmak suretiyle. Şefaat haktır. مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ اِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِ Allah'ın izni müstesna, katında kim şefaat edebilir? Ama izin verdikleri şefaat edecektir. Kimler bunlar? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler, alimler, hafızlar, şehitler, efendim mübarek bazı insanlar, Kur'an, Hacerül Esved. Kur'an-ı Kerim de büyük bir şefaatçidir kendisini okuyana. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hidayetini anlamak ve hayatımızı Kur'an'a göre düzenlemek için önce güzel okumamız lazım. Sonra manasını anlamamız lazım. Sonra onu hayatımızda uygulamamız lazım. Sonra onun hakikatlerini başkalarına anlatmamız lazım. Ve tevasavu bil hak. Bu uğurda sonra başımıza bela bile gelse, eziyet gelse, işkence gelse sabırla karşılık vermeli ve bu tür eziyet çeken kardeşlerimize de ve tevasavu bil sabri, sabır ile tavsiyeleşmeliyiz. Karşılıklı birbirimize tavsiye
etmeliyiz bunu. Ma min şefi'in afdale menzileten indallahi teala minel Kur'an. Allah Celle Celaluhu katında Kur'an'dan daha faziletli, afdal bir şefaat yoktur. La nebiyyün, ne peygamber, ve la melekün, ne melek, ve la gayruhu, ne de bir başkası. İhya-i Ulum'da dikkatimi çeken bir hadis-i şerifti. Enteresan bir şey söyleyeyim. Allahu Ekber. Ellezî yakra'ul Kur'an ve huve mahirun bihi. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve bunda mahir olan insan. Demin sizin hocanız gibi mesela. Siz ondan ders görüyorsunuz. O da Kur'an-ı Kerim okuyor. O biraz mahir değil mi size göre? Ma'asseferetil kiram el berere. Bunlar kiramul berere olan mukaddes meleklerle beraberdir inşallah. Menzile. Vellezî yakra'ul Kur'an. Bir adam da var ki Kur'an-ı Kerim okuyor ama ya diyor kendi kendine, harfleri tam çıkaramıyor. Ve huve aleyhi şak. Ve bu işte ona meşakkatli gelir doğrusu. Yani sıkıntı duyuyor. Ya şöyle su gibi aksa, biz de şöyle mahir okusak diye içinden de geçiyor. Ama o sıkıntıya da sabrediyor, devam ediyor. O adama lehu ecran, sevabı iki tanedir onun. İki sevabı vardır. Herkese bir sevapsa ona iki tanedir. Neden iki tanedir? Çünkü bir Kur'an okuyor, sevabını alıyor. Bir de meşakkatına tahtu diyerek okumasına sabrediyor. O sabrın da ayrıca bir mükafatı vardır. Onu da alıyor. Siz de buradan cihetten müjdelerim inşallah. اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا. Allah bu kitapla bazı kavimleri yükseltir. Bedeniyette, devlette, sanatta, büyüklükte yükseltir. وَيَضَّعُ بِهِ اَخَرِينَ. Bazılarını da alçaltır, düşürür. Kimi yükseltir? İşte Peygamberimizin ashabı gibi, işte Osmanlılar gibi, Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkı sarılmışlar. Devleti, toplumu, kurumları, aileyi hep buna göre ayarlamışlar. Kur'an'a göre yönetiyorlar, yürütüyorlar işleri. Allah bunları yükseltir. Baldırı çıplak Araplar değişiz var karşımızda diyordu. Kim? Mesela Bizanslılar, mesela İranlılar. Bunlar devri süper gücü ve büyük medeniyet sahibi insanlar. Kitapları var, kurumları var, teşkilatları var. Yani bu adamlar Araplara göre o zaman çok ileri seviyede insanlar ve bir medeniyet sahipleri. Ve Araplar bunlara gelirdi, açlardı, bunlar doyururlardı Arapları. Fakat bu sefer karşılarına çıkmışlar, tuz, buz ezip geçiyor bunları. Adamlar hayretler içerisinde soruyorlar, ya ne oldu size diyorlar ya. Ya siz geldiniz, bizden ekmek dilenirdi, karnınızı bir doyurduk, ne oldu size diyorlar. Onlar da kibar kibar anlatıyorlar, öyle güzel tarih kitapları naklediyor ki, evet dediğiniz gibiydi. Biz böyleydik bir zaman ama Allah Celle Celaluhu bize Peygamberimiz aracılığıyla bir kitap gönderdi. İnsanı insana tapmaktan, insanı batıl putlara tapmaktan Allah'a ibadet etmeye elhamdülillah çevirdi, kurtardı bizi. Biz de onunla büyük bir devlet ve medeniyet olduk. Şimdi sizi buna davet ediyoruz. Kendimize değil, kitaba davet ediyoruz. Eğer Müslüman olursanız size hizmet ederiz. Müslüman olmazsanız bu İslamiyet'e teslim olun. Biz daha ötelere götürmemiz lazım bu kitabı, bu Kur'an'ı. Oralardakilere de hakikati anlatmamız lazım. Bunun için teslim olun bize. Bunu da yapmazsanız arkamızda düşman olduğu halde gidersek, bir gidemeyiz, iki gitsek bile arkamızdan korkarız tabi. Sizinle savaşmaktan başka çare yok derler. Müslüman olurlarsa hizmet ederler. Kardeş olurlar. Müslüman olmazlar, hakimiyetini kabul ederlerse barış içinde yaşarlar. Korurlar onları, kendileri korudukları gibi. Savaşırlarsa da savaşırlar. Ölürlerse şehittirler, kalırlarsa gazidirler. Elhamdülillah. Osmanlı devletin kuruluşunu gözümüzün önüne getirin. Hani Ertuğrul Gazi mi, Osman Gazi mi, bazı kitaplarda farklı söylüyorlar. Şeyh Nadevan'ın odasında sevdiği yerde Kur'an-ı Kerim vardı diye sabaha kadar ayağını uzatıp yatmadı. Sabahleyin ev sahibi üzülmesin diye yatağı şöyle bir dağıttı. Niye yatmamıştı? O üzüldü oradaki ev sahibi. Böyle otururken orada uyudu. Göğsünden değil mi bir ay fırladı filan. Sabahleyin yorumunu yapıyor Şeyh Edebali.
senin bu kitaba saygından dolayı Allah Celle Celaluhu sana ve zürriyetine büyük bir devlet ve medeniyet ihsan etti yavrum diyor. Osman Gazi vefat ederken Orhan Gazi öyle diyor. Biz şan şöhret için mal mülk toprak elde etmek için savaşmadık. Allah'ın dini için savaştık. Öyleyse şer-i şerifeli riayet edesin, ülemaya hürmet edesin, gazi yoldaşlarını haklarını muhafaza edesin. Cihadı terk etmeyesin diye. Yani böyle bir devlet de o özelliklerini kaybedinceye kadar yükseldiler. O özelliklerini kaybedip de batı topluma, tanzimat şudur budurun içine girince batılılaşmaya doğru yıkıldılar. Hadis-i şerif ne kadar hakikat. Allah bu kitaba sıkı sıkı sarılan insanları daima yükseltir. Ekonomik açıdan, devlet açısından, toplumundaki saadeti açısından yükseltir Allah. Bu kitapla alakasını kesenleri de rezil ve rüsva eder. O yüce devlet kurmuş insanların evlatları bugün Afrika'nın ortasında yetişmiş ilkel kabileler kadar düşüncede kıt ve kısır birbirlerini yiyorlarsa bu ülkede Kur'an'dan uzak yaşadıkları içindir. Şu bizim içimizde çıkılmaz gibi problemlere bir Müslüman bakıyor da hayret ediyor. Ya siz nasıl Müslümansınız ya? Bu problemlerin hepsi Müslüman için problem değil ya. Şu ırkçılık için değil ve anarşi, terör, bölücülük ya bunlar ne? Bu Müslümanların arasında olacak iş mi bunlar? İnna vel mu'minine ihva. Reçete burada duruyor yani. Öyledir. Bu Kur'an'dan ayrılmanın bir cezasıdır. Kur'an-ı Kerim'den içinde bir şey olmayan insan harap bir ev gibidir. Biz de harap bir memleket olduk. Kur'an'a sahip çıkmadığımız için. Yevmi kıyamette Kur'an-ı Kerim okuyana denilir ki İkra, vartaki, oku ve yücel. Oku ve yüksel. Oku ve çık yukarılara. Verettir kema kunte türettülü fid dünya. Dünya hayatında sakin sakin ağır ağır okuduğun gibi burada da oku Kur'an-ı Kerim. Fe innem menzileteke inde ahire ayetin takra'uha. Çünkü senin menzilin okuduğun son ayetin son harfleri. Son ayet. Yani ne kadar fazla ayet okursan senin makamın o kadar yüksek ve yüce olacaktır. Elhamdülillah. Ehlul Kur'an, Kur'an-ı Kerim okuyanlar ehlullah, Allah ehlidir. Ve hasatuhu Allah'ın has kullarıdır. Seçkin kullarıdır. Demek ki Kur'an okumak öyledir. Neden efendim? Çünkü Kur'an Allah kelamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim okuyan Allah'la konuşuyordur. Allah kula konuşuyor gibidir. Ve meştema akamun fi beytin min buyutillah. Bir topluluk, bir evde toplanırlar, bir araya gelirler. Yetlûne kitâballah. Allah'ın kitabını tilavet eden okurlar. Ve yetedârisûnehu beynahum. Aralarında onu ders yapar, anlamaya çalışırlar içindekileri. Manayı kavramaya çalışırlar. İlla bu adamlara nezelet aleyhimus sekîne. Allah Celle Celaluhu sekinetini indirir. Bir nevi huzurdur. Ruhların mutluluğu yatışmasıdır. Ve gâşiyethumur rahmet. Rahmet onları sarar ve bürür. Altları, üstleri, sağları, solları rahmet-i ilahiye ile çepeçevre kuşatılmıştır. Ve haffethumul melaike. Etraflarında kuşak kuşak melaike vardır. Onları kuşatmıştır. Ve zekerahumullahu fîmen indehû. Allah yanındakilere, yani ulvi meleklere, yani arş-ı âlâyı taşıyan hamele-i arş, meleike-i mukarrebun var ya, melekler bahsinde görmüştük. O mukarreb meleklere, kendisine çok yakın büyük meleklere hatırlatır, gösterir ve mutluluğunu onlara ifade eder böylece. Kullarımı görün der. Yani siz bir zaman ben bir halife yaratacağım dediğin zaman, ya Rabbi, yeryüzünde kan dökecek, fitne fesat çıkaracak bir mahluku mu yaratacaksın? Ne gerek var? Biz sana hamd ediyoruz, tesbih ediyoruz demişlerdi ya. Belki de onu mu hatırlatmak istiyorlar Cenab-ı Allah? Görün kullarımı diye onları anlıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim böylesine, Kur'an-ı Kerim okumak Allah'a yakın olmaktır. Dünya hayatında mesut ve bahtiyar olmaktır. Bütün sorularına cevap bulmak ve huzurlu bulmaktır. Huzur duymaktır. Onun için bütün kitaplar Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyup anlamak için okunur aslında. Zirve kitaptır. En fazla meşgul olacağımız kitaptır.
Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz peygamberimizin hadislerini o gün toplamak istedilerdi. Fakat vazgeçtiler. Niye vazgeçtiler biliyor musunuz? İnsanlar bu topladığımız kitaplara düşer de, hadis okumaya düşer de Kur'an'ı ihmal ederler diye. Bu çağın insanı bundan utanmalı. Hepimiz bundan utanmalıyız. Bu kadar gazete, bu kadar dergi, bu kadar ıvır zıvır resimli roman, şiir, hikaye, roman, bu kadar değil mi? Okumasak bile hayatımızda başka başka şeyler var da, eğer Kur'an yoksa çok çok utanç verici bir şeydir. Yani Kur'an okumalıyız. Kur'an-ı Kerim'in tercümesi, tefsiri, maali, açıklamaları, yorumu, ondan kaynaklanan hukuk, sosyal hayata ait, bunlarla meşgul olmalıyız. Değilse yazık olur. Şimdi değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e biraz daha yakından bakalım inşallah. Kur'an-ı Kerim meşhur ifadesiyle kara'adan, yani okumaktan geldiği söylenir. Başka manaları da var ama teferruat, detay. Biz burada bugün hızlı gitmek için, yani bizim İmam Hatip Lisesi'nde bir senede okuttuğumuz dersi size bir saatin içerisinde verebilmek için hızlı geçiyorum. Bunu şimdi verirsek veririz, bunun ötesindeki böyle bir dersimiz yok zaten. O bakımdan hızlı geçeceğim. Kur'an-ı Kerim'in demek ki kelime anlamı okumaktan geliyor. İkra bunun alameti. Bunu oku. Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bazen Cibril-i Emin ya da bazen doğrudan doğruya kalbine vahyedilen iki kitap arasında daha sonra derlenmiş Arapça ilahi bir kelamdır. Tanımını böyle tekrar yapalım. Geçen hafta bu tanımı yapmıştık. Ve tanımda geçen kelimelerin tek tek tahlilini, açıklamasını yapmıştık. Onun için bu kadarcıkla yetinip devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in bir muhtevası var. İçerdiği konular var. Bunları da geçen haftaki dersimizde gördük. Kısaca bir daha zikredecek olursak, ne vardı Kur'an-ı Kerim'in içerisinde? Ama diğer mektep kitapları gibi ders 1, ders 2, ders 3 şeklinde değil, bütün ayetler harmanlaşmış bir şekilde imandan, ibadetlerden, aile hayatından, hukuki hayatın her safhasından, efendim, devlet idaresinden, İslam devletinin diğer devletlerle olan ilişkilerine varıncaya kadar bütün bir topluma, insan ve topluma gerek olan her bir meseleden, artı Hazreti Adem'in yaratılışından tutun, tarihi olaylardan, bir kısım coğrafyalardan bahseder, bazen gelecekten bahseder, ileride göreceğiz, bazen astronomiden bahseder, yıldızlardan, güneşten, çekimlerinden, böyle içerisinde bin bir çeşit ilmi barındıran, rengarenk bir bahçeye girmiş gibi, muhteşem bir tablo seyreder gibi, konularını böyle harmanlamış muazzam bir kitaptır. Bu kitap 114 sureye 6000 küsür ayete bölünmüş. 114 sure bu kesindir, bunu biliyoruz. Bu surelerin ve ayetlerin dizilisi tevkifidir. Ne demek tevkifi? Tevkifi ilahidir, insan fikriyle değildir. Yani ayet-i kerimeler gibi ayetler indikçe Cenab-ı Allah bu ayetlerin hangi surenin hangi ayetlerin arasına gireceğini peygamberimize söylüyor. Ne demek? Surenin tamamı bir çırpıda inmiyor. Mesela ilk inen 5 ayetti değil mi? Bismillah, ikra, bismi rabbikellezi halak, halakal insana min alak. Ama surenin tamamı 5 değil. Demek ki bir surenin başı başka zaman, sonu başka zaman, ortası başka başka zaman indirilmiş olabilir. Bunların hangi surenin içerisine gireceğini ne bilecek peygamberimiz? Bilemez. Öyleyse Allah bildirir. O da vahiy katiplerine yazdırırken der ki bu ayetler falan surede falan ayetlerin arasına girilecek. Demek ki surelerin dizilişi geliş sırasına göre değildir. Özel ilahi bir dizilişi vardır. Bu dizilişi biz bozamayız. Neden Fatiha başladır, arkasından Bakara suresi var, arkasından ne var? Ali İmran var. Neden öyle? Bakara diyelim ki ilk inen suredir. Estağfurullah, Fatiha. Bakara Medine'de inmiştir. Ali İmran Medine'de inmiştir. Mekki bir ayet içerisinde olabilir ama sure Mekki değil. Demek ki diziliş sırası tevkifidir.
Allah'tan öyle gelmiştir. Biz karışamayız. O dizilişe karışamıyoruz. Kaç ayet vardır? Derler ki efendim 6666 ayet değil mi? Böyle söylerler. Arkadaşlar bu tam doğru bir cevap değildir. Doğrusunu neden bileceğiz? Şimdi bizim bu tür derslerimiz devam etmediği için zor. İmam Hatip'te bir öğrencimize görev verirdik. Oğlum gideceksin, yani hesap makinesi bak Fatiha 7 artı efendim Bakara suresi 286 alt alta ya topla bize getir. Getirdilerdi. 2657 miydi nedir? Unutmuşum şimdi. Niye unuttuk? Şu 6666 meşhur var ya altı tane altı. O bize her şeyini unutturuyor. Merak mı ediyorsunuz arkadaşlar? Ediyor surenin son ayetine baka baka toplayabilirsiniz. Nedir bu değişiklik? Bu değişiklik şundandır. Sakın aklınıza gelmesin. Kur'an-ı Kerim'de bir harf bile düşmüş değil. Ayetler cümlenin bittiği yerlerdir. Ama bazen cümlenin ortasında bitip yeni bir ayete başlatmış. Böyle bize geldi diye alimler. Bazen de Amener Resul'da olduğu gibi bir ayetin içerisinde ya da Ayetel Kürsi'de olduğu gibi bir ayetin içerisinde birkaç tane cümle vardır. Demek ki her cümlenin bittiği yer ayet değil. Mesela şey okuyalım. Ayetel Kürsi'yi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu. Bitti. Nokta. El hayyul kayyum. Nokta. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Nokta. Nasıl nokta? Allahu la ilahe illa hu. Allah. Ondan başka tarzı yok. Nokta. El hayyul kayyum. O daima diri ve her şeyi ayakta tutan, her şeyin iktidarı eli dolandır. Nokta. La ta'khuzuhu sinetun. Onu mızganla tutmaz. Ve la nevm. Uyku da tutmaz. Nokta. Bazısının içerisinde böyle birkaç tane cümle var. Bazısında da bir cümle var. Bismillah. İnna ataynakel kevser. Biz sana Kevser'i verdik. Nokta bir ayet. Fasalli li rabbike vanhar. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Nokta. İnne şaniyeke huvel abder. Seni ayıplayanlar var ya esas abder olan onlardır. Nokta. Demek ki aslında ayetlerin sayısının fazla ya da eksik olması alimlerin sayısına göre o cümlelerin bittiği yer var ya, bitip başlattığı yer, onların farklı olmasındandır. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de bir harf bile elhamdülillah eksik değildir. Dolayısıyla 114 sure. İlk sure hangisiydi? Fatiha. Son sure? Nas. Bu ikisinin arasında 112 sure daha var. Toplam 114 sure değil mi arkadaşlar? Elhamdülillah. Şimdi ayetlerin bir kısmı Mekki, bir kısmı Medeni diyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Diyor ki bu sure Medenidir. Bu sure Mekki'dir. Ne demek? Mekke'de inmiştir. Medine'de inmiştir. Bu ne demek? Surelerin böyle ayırmasının birkaç görüş var. Ben en kabul edilen görüşü söylüyorum. Teferruattan kaçınıyoruz ya burada. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an ne zaman indi ilk defa? Mekke'de, Nur Dağı'nda Hıra mağarası var orada. İlk 5 ayet Alak suresinden değil mi? Sonra Peygamberimiz 13 yıl Mekke'de yaşadı. 13 yıl. Bu 13 yıllık zaman dilimi içerisinde birçok ayet ve sureler indi. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 622 yılında Mekke'de dava kilitlendi. Kan girdi araya. İnatlaştı Arap karşısındakiler. Ve Peygamberimiz ve ashab-ı kiramı öldürmeye de karar verdiler. O zaman Allah-u Teala hicret emrini verdi. Kendisi Medine'ye hicret etti. Orada da bir 10 yıl yaşadı değil mi? Toplam 23 hicri, 22 küsur yıl miladi Kur'an-ı Kerim'in indirilişi vardır. Bunun ilk 13 yılı Mekke'de, ondan sonra hicretten sonra Medine'de. Arkadaşlar, ilk ayet gelişiyle Peygamber Efendimiz'in hicreti esnasındaki Mekke döneminde indirilenlere Mekki diyoruz. Peygamberimizin hicretinden sonra vefatına kadar olan döneme Medine dönemi anlamında medeni diyoruz. Soru.
Peygamberimiz son haccı yapmaya geldiğinde Arafat'ta inen ayetler Mekki midir, Medeni midir? Medenidir. Medenidir. Halbuki Mekke'de indi. Olsun. Hicretten sonra oldu. Hicretten sonra. Demek ki biz taksimi zamana göre yapıyoruz. Mekana göre değil. Hicretten sonra Peygamberimiz umre ya da hacca gittiğinde mesela oralarda değil mi? Ayet inse bile o medenidir. Hocam burada Mekke ve Medine dışında başka hiçbir yerde ayet inmemiş. Olur mu? Yani. Yollarda denmiş. Peygamber Hazreti Ali dinlesek. Orada geçmiyordu onun için. He. Peygamber Hazreti Ali efendim ben size tek tek hangi ayetin diyor. Nerede indiğini, hangi mekan indiğini, gece mi indiğini, gündüz mü indiğini bunları tek tek size sayarım diyor. Hazreti Ali. İlimleri de çoğu kendisiyle beraber gitti yani. Şimdi arkadaşlar bu Mekki ve Medeni bilmenin ne faydası olur? Niye üstünde duruyoruz? Çok faydası var. Bu tefsir ilminin inceliklerindendir. Pek belki biz farkına varamayabiliriz. Mekki ayetler, bunu söz konusu etmiştik geçen dersimizde azıcık. Karşısında inkarcılar var. Allah'a inansalar da ortak koşuyorlar. Genellikle öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlar. Peygamberimizin peygamberliğini kabul etmiyorlar. Onun için bu o ayetler, Mekke'de inen ayetler daha kısa, daha tonlu, daha edebi, daha çarpıcı, daha insanlar duyduğu zaman yerinden oynatacak, kulak kesilecek, korkutacak ve kabul ettirecek cinsten ayetler. Yani edebiyat ve belagatı, şiir yönü çok güçlü. Zaten anlattığı konular da buna uygun. Şimdi bir hukuk kitabını alın. Bir de şiir, edebiyat kitabını alın. Hangisi de okumak rahat ve kolaydır? Şiir, edebiyat kolaydır. Hukuk okumak ancak bu ilimden behre gören insanlara zevkli gelir. Kur'an-ı Kerim'in Medine'deki ayetleri daha çok oturmuş bir devletten bahseder. Ayetler uzun uzundur, oturaklıdır. Ve bazı özellikler var tabi. Hukuk ayetleridir, işte Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkilerden bahseder. Savaşa, cihat ayetleri dönem itibariyle o dönemdedir. Ama Mekke ayetlere baktığımız zaman adamı çarpar yani. Onun için Kur'an-ı Kerim'i işiten müşriklerin, akıllı olan insanları çok çarpılırlardı, dinlemek zorunda kalırlardı ve hemen Kur'an'ı dinler dinlemez Müslüman olur. Onun için tedbir alıyorlardı müşrikler. Peygamberimizin gündüz okumasını yasaklamışlardı. Gündüz Kur'an okutmazlardı. Gündüz namazların gizli okunması, namazda imamın açıktan okunmamasının burada bir payı vardır. Müslümanlar okuyuşlarını gizler ve nerede olduklarını böylece göstermezlerdi. Birisi Kur'an okuduğu zaman diyor, Kur'an-ı Kerim değil mi? Islık çalın. Alkış vurun, bağırın, çağırın. Niçin? Kur'an'ın sesi de bastırsın, Kur'an'ın sesi duyulmasın. Çağımızda da Kur'an'ın sesini bastırın diyorlar. Nasıl bastırın? Siyasetle, televizyonla, müzikle, tartışmalarla, bu güncel programlarla milletin zihnini bomba altına alın, ta ki Kur'an okuyacak kafa bulmasın salim bir kafa. Çağımızda da böyle bir ıslık, böyle bir alkış, böyle bir bomba var. Bizi bunlar bazen dalıp götürüyor, Kur'an okumaktan alıkoyuyor. Çok yazık. Demek ki Mekki ve Medeni ayetleri bilmenin ayetleri yorumlama, açıklama hususunda ve bunları ileride bizim hayatımızda da tebliğ açısından kullanmada faydaları vardır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i almasından önceki kitaplar hakkında söylenecek sözleri daha belki dersimizde kısmen bitirdiğimiz için hiç zikretmeyelim. Şu kadarcını bilelim. Bugün Hazreti Musa, Hazreti İsa inseler ellerine Kur'an-ı Kerim alır. İncel'le alakalarını keserler yani. Kur'an-ı Kerim peygamberimize nasıl inerdi? Merak ediyor muyuz? Vahiy ile. Ne demek vahiy? Geçen dersimizde görmüştük. Fısıldama, gizli konuşma gibi manalara gelir. Çünkü Cebrail peygamberimize vahyi getirdiği zaman onu kendisinden başkası duymazdı. Peygamberimiz de tekrar etmek isterdi. Önce ezberleyeyim, öğreneyim diye.
Cenab-ı Allah ondan men etti onu. La tuharrik bihi lisanek. İtacele bi. Acele edip öğreneyim diye dilini oyuna tekrar edip oynatma dedi. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'a. Bizim üstümüze vazifedir sana onu kalbinde ezberletmek, bir araya getirmek ve okutmak. Nitekim Efendimiz bundan sonra çırpınmadı, dinledi sadece. Ve ayetler okunduğu zaman ezberlemiş bulundu. Vahyin anlamı budur. Vahyin geliş şekilleri vardır. Değişik değişik vahiy gelir. Bazen melek vahyi getirir. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Melek Cebrail aleyhisselamdır. O da ya arı vızıltısı gibi, ya çan sesi gibi. En şiddetli vahyin geliş şekilleri budur. Bazen bir insan kılığında gelir. Daha çok yakışıklı bir sahabe efendimiz varmış. Dihyetül Kelbi diye. Onun suretinde gelir. Oturur konuşurlar böyle. Vahyi okur. Efendim, bazen Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı doğrudan Cenab-ı Allah kalbine düşürür. Bazen rüyada vahiy alır. Eski peygamberlerin rüyasının da vahiy olduğunu biliyoruz. Nitekim hatırlarsanız Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e ne diyordu? Rüyamda seni boğazlar görüyorum diyor. Aslında onun rüyası vahiy değil mi? Ne desin oğlum deyince sana ne söyler emredilmişse onu yap. فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ Neyi emredilmişse onu yap. Ulan ne kadar akıllı, zeki bir çocuk. Ne diyor? Sana ne emredilmişse, baba emredilmemişse yapma ha demek. Emredilmişse yap. Emredileni yap, ötesini de yapma. Beni sabredenlerden bulacaksın. O çocukcağız biliyordu ki babasının rüyası vahidir. Allah'ın emridir. İsyan edilmez buna. Peygamberimizde de sadık rüya şeklinde başlamıştı ilk şeyler. Onun için sadık rüya nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Bu 46 nereden çıktı hesaplamışlar. Peygamberimizin ilk 6 ayı sadık rüya şeklinde gelmiş. 23 işte böyle bölmüşler. Oradan çıkartmışlar onu da. Vahyin geliş şekilleri enteresandır. Peygamberimize bazen hafif bazen ayetler çok ağır gelirdi. Kış günü Peygamberimizin alnının bulgur bulgur terlediği görülürdü. Sahabeden bir tanesi diyor ki dizim dizine değiyordu mecliste. Vahiy geldi bir sustuk. Onun suratının şeklinden vahiy geldiğini sahabe anlardı ve konuşmayı keserlerdi. Çünkü farklı bir hale girerdi Peygamberimiz. Çok ağır bir manevi haldir. Peygamberimiz dayanacak gibi değildi. İlk günlerde alıştırıldı zaten. Dağdan nasıl koşup da değil mi? Hazreti Hatice anamızı beni örtün, ben korktum dediklerini biliyoruz. O zaman susar ve beklerlerdi. Bir defasında devenin üstünde vahiy gelmişti de devenin dizine kadar ayakları kuma batmıştı. Oysa biliyorsunuz devenin ayakları kuma batmaması için özel yaratılmıştı. Kalın bir basmak var. Çöl hayvanı. Ama öyle olmuştu. Peygamberimize vahiy çok ağır bir şekilde gelirdi. Ve sonra açılırdı ve vahiy gelenleri okurdu Peygamberimiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kur'an-ı Kerim'in vahiy edildiğine dair ayet-i kerimeleri sayfaları çevirdikçe söyleriz, zikretmeyecek kadar çoktur. İlk inen sure ve ayet, son inen sure ve ayet. İlk inen ayetlerin arkadaşlar biliyorsunuz o hususta İkra Bismillahirrahmanirrahim Halık diye başlıyor. İlk sure değil tabi. İlk inen surelerin Fatiha olduğu söyler. Bütün bir onu. Tam bir sureler Fatiha. Bazı alimlerimiz Fatiha tam olarak bir defa Mekke'de bir defa Medine'de indirilmiş dediniz. Son ayet sureler Bakara suresi denilmiş veya Nasr suresi. Bu bilgilerde ihtilaf var, olabilir. Bu ihtilafları çok önemli değildir. Çok ayrıntıdır bunlar. Yani öyle olsa ne olacak, böyle olsa ne olacak? Sonuçta Kur'an-ı Kerim'in içindedir. Söyleyelim ama farklı bir söz duyduğumuz zaman da böyle görüşlerim olabileceğini de görmüş oluruz. İlk inen ayetler
İkra bismi rabbikellezi halak diye Arap suresinden son inen ayetler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda haccında, biliyorsunuz haçtan döndükten sonra hastalandı ve vefat etti. El yevme, bugün, işte bugün ekmeltu lekum dinekum, sizin dininizi ihmal ettim, kemale erdirdim. Ve etmemtu aleykum ni'meti, üstünüzdeki nimetimi tamamladım. Ve radıytu lekumul islame dinen, sizden de din olarak İslam'dan razı oldum. Bu işi burada bitirelim der gibi inen ayet olduğu rivayet edilir. İlk inen surenin de Fatiha, son inen surenin de اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ diye başlayan Nasr suresi. Nitekim Nasr suresi indirildiğinde Müslümanlar seviniyorlardı. Ne diyordu sure? اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ, Allah'ın nusreti, zaferi geldiğinde ve fetih geldiğinde, Mekke fethedildi. وَرَأَيْتَ النَّاسِ, insanları görürsün ki يَدْخُلْنَ فِي دِينِ اللّٰهِ, Allah'ın dinine giriyorlar. اَفْوَاجًا فَلْفَتْ, bölük bölük. Yani Peygamber Medine'de oturuyor, eskiden didik didik diyordu, çalışıyordu bir kişi Müslüman olsun diye. Şimdi bütün kabileler yerinden kalkarak Medine'ye geliyor. Biz de Müslüman olduk, biz de Müslüman olduk. Millet neyi bekliyordu? Mekke'yi. Kureyş peygamberi yenerse onlara diyeceklerdi ki, ya biz zaten öteden belli, biliyorsunuz böyleyiz. Peygamber Kureyş'i yenerse, şimdi adamlar nasıl der? İnsanoğlu böyledir işte. Ya Resulallah, biz seninle hiç savaşmadık. Sen gel sana iman ediyoruz deriz diyorlardı. Şimdi bu Kureyş'in peygamberi baş başa bırakın, kim kimi hallederse biz ona göre davranalım diyorlardı. Şimdi Peygamber Efendimiz galip gelince herkes kabileler reisleriyle beraber gittiler Medine'de, Müslüman oldular. Ve ra'ayten nas, sen insanları görüyorsun, yedhulüne fî dinillâhi efvâce fevç fevç, bölük bölük kalabalıklar halinde geliyorlardı. Bunlar çok sevindirici şeyler değil mi? Arkasından ayetle diyor. Bütün bunları gördüğün zaman fesebbih, tesbih et subhanallah de. Bihamdi rabbike, hamd ederek Rabbine. Elhamdülillahı da subhanallahın yanına ekleyerek fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu, günahın için mağfiret dile. Ört üstüne Allah'ım beni cezalandırma diye yalvar. İnnehu kâne tevvâbâ, çünkü o çok çok tövbeleri kabul edicidir. Aslında şöyle zahirde bakarsanız sevindirici bir ayettir. Ama Ebu Bekir Efendimiz bir kenara çekildi ve sessiz sessiz ağlamaya başladı. Yahu niye ağlıyorsun sen böyle sevindirici bir ayetler deyince, bu ayetlerden ayrılık kokusu geliyor. İşi bitti Peygamberimizin, işi bitince gider diyordu. Öyle de oldu nitekim. Doğru anlamıştı. Aynı anlayış İbn Abbas'ta da var. İbn Abbas çocuk yaşta, küçücük. Fakat Hazreti Ömer devlet başkanı, meclise onu da çağırırdı. İhtiyarlar derlerdi ki, yaşlı başlı adamlar, ya bu çocuğuna bizi ne oturtturuyorsun? Ne değer veriyorsun bu çocuğa? Öyle mi diyorsunuz? İzaca nasullahi ve okudu. Ne dersin bunun manasına? Sen ne dersin? Sen ne dersin? Sen ne dersin? İbn Abbas dedi, sen ne dersin? Bu ayetler Peygamberimizin ölümünü haber duyunca herkes, gördünüz mü dedi. Ben bu çocuğa bu ilminin için değer veriyor, sizinle beraber oturtuyorum. Tercümanın Kur'an'dır İbn Abbas, zaten öyle bir okyanustur zaten lakabının birisi de. Öyle ilimleri vardı. Bu ayetler öyle anlaşılmış. Bunu niye anlattık? Son inen surenin de İdaca'a Nasrullahi vel Feth olduğunu izah için. Nasr suresi. Kur'an diğer kutsal kitaplar gibi arkadaşlar defaten toptan indirilmemiştir. Tevrat toptan indirilmiş. İncil toptan indirilmişti. Ezberlenmesi, muhafazası ve uygulanması da ona göre zor oldu. Kur'an-ı Kerim 5 ayet, 15 ayet, bir sure böyle böyle. Yeri geldikçe, soru soruldukça, cemiyetin durumu o ayetlerin gelmesini ihtiyaç gördükçe inmişti. Dolayısıyla az az grup grup inmesi, okunmasını, yazılmasını, ezberlenmesini ve de uygulanmasını kolaylaştırıyordu. Önce La İlahe İllallah, Müslümanların vazifesi buydu. La İlahe İllallah Muhammedur Resulü. Ahlaklı ol kardeşim.
Namaz yok. İlk günlerde. Namaz ne zaman? Miraç gecesi. Hicretten 1,5 sene evvel önce değil mi o? O zamana kadar namaz nafile yani. Kılarsa kılar. Sabah akşam ikişer rekat namaz kılarlar. İçki içiyorlar. Haram değil. Müslümanlar. Haram değil. Efendim, diğer tesettür, çıplaklık filan. Bunlar yok. Cihad ayetleri zaten çok sonraları kafirlerde o yok. Yani bu helal, haram, bu tür şeyle önce bir iman, sonra karakter, ahlak sağlandı. Bunlar iyice oturuldu. Allah sevgisi, Allah'a itaat, Allah bir şey söylediği zaman yapılır. Aksi düşünülmez. Bu fikirler iyice zihne yerleştirildi. Medine devrinde Allah böyle buyuruyor dediği zaman en zor gelecek bir mesele bile olsa nefse, ha Allah mı böyle buyurur? Bitti, o orada yapılıyordu. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in insanları adım adım, merhale merhale, aşama aşama imandan, güzel ahlak, ibadet, hukuka bağlılık yetiştiriyordu. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir çırpıda indirilmemesinin böylesine güzel hikmetleri vardır. Aynı zamanda korumak da kolaydı tabi. Yazmak da kolaydı. Ezberlemek de kolaydı. Onun için Kur'an-ı Kerim peyderpey indirilmiştir. Peki bu indirilen Kur'an-ı Kerim bize kadar gelmiş diyoruz. Bir harfi değişmeden. Nasıl olmuş bu? Nasıl tespit edilmiş Kur'an-ı Kerim? Nasıl bize kadar bir harfi değişmeden gelmiş? Bu da Kur'an-ı Kerim'in tespiti başlığında incelenen bir bölümdür. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. Sen daha evvel elinde bir kitap yazmıyor ve okumuyordun. Peygamberimiz ümmidir. Dünya biliyordu ki o zaman Peygamberimiz okuma yazma bilmez. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasından düşünüyor, taşınıyor. Sonra da bunları Allah söyledi diye zalimler çıkmıştır. Peygamberimiz ecnebi bir genç köleyle bazen otururdu. O da muvahhid bir köle. Ondan öğreniyor demişlerdi. Kur'an-ı Kerim dalga geçiyor onlarla. Dediğiniz Arapçayı bilmez bir adam çat pat konuşuyor Peygamberimizle. Peygamberimiz de böyle bir adamdan ilim aldı diyorsunuz. İşte Kur'an-ı Kerim bilgisini de siz yerine getirin. Meydan okuyor. Bir sure meydana getirin. Bir 10 ayet meydana getirin. Madem ki bunu peygamber söylüyor, bir insanın söylemesi mümkün. Ula siz insiniz, cinniniz, şairiniz, hatibiniz, komisyonunuz, hepiniz toplanın, kafa kafaya verin. Bir mislini vazgeçtik. Bir ayet getirin. Ve illem tef'alu, yapamazsanız bunu, ve len tef'alu, zaten yapamayacaksınız. Meydan okuysa bakın. Fettakun nar, o zaman cehennemden korkun. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ yakısı tatlı, taş ve insanlar. Meydan okumuş. Şimdi bu arkadaşlar da bir araya gelmişler, bir şeyler yapak dememişler değil, demişler, kafa kafaya vermişler. Bunların içerisinde birkaç yüz yıl sonra gelen alimler de var. Dahi alimlerimiz var. Ya bir deneye Allah günahdan saymasın demiş adam. Mesela İbn-i Rüşd derler. Tefsir kitaplarında rastgele bir Kur'an'dan bir yer açmış ve şunun bir misli ben söyleyemez miyim deyince kendisi sayıyor. Ben şimdi onun saydıklarını sayamam. Öyle alim değilim ki. Adam fırlayarak dışarı çıkıyor. Olmaz böyle bir şey ya diyor. Araplar bir araya geldiler. Kafa kafaya verdiler. Yapamadılar. O kelli felli dedikleri gavurlar, Ebu Cehil benzerleri gece gizli gizli peygamberimizin ya da Müslümanların evine gelir kulak verirler, Kur'an dinlerler. Kur'an dinlemeden de edemezlerdi. Müthiş bir kelam yani söz olarak. Hazreti Ömer Müslüman oluşu hakkında birkaç rivayet var. Şimdi biz en meşhurunu biliriz değil mi? Peygamberimiz öldürmeye giderken bir Müslüman yolda taşkın bir nehir bakıyor. Nehrin yönünü çeviriyor kardeşine. Doğrudan nehir peygambere gitse tehlikeli olur diyor. Senin önce git de kardeşime bak diyor ona. Nehrin yönü kardeşine çevrilince orada bir macera, kavga, dövüşü hatırlıyorsunuz. Ondan evvel bir rivayet daha var.
Bir gece uyandım diyor. Uyum kaçtı. Gittim Beytullah'ın oraya sohbet edecek adam. Kimseyi bulamadım diyor. Şarapçı falanın yanına gidip de içki için bari dedim diyor. Dışta gel diyor. Gittim o da kapalı diyor. O da yok. Kafam bozuldu. Canım sıkılıyor. Ne at edeceğimi bilemiyorum diyor. Geri geldim şeye, Kabe'ye. Baktım peygamberimiz uzaktan geldi. Ha yaşadık dedim diyor. O şimdi Kur'an-ı Kerim namaza durup. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu Beytullah kabul edecek olursak o zaman kıble neresiydi? Mescid-i Aksa. Peygamberimiz de Kabe'yi öyle bir sever ki Kabe de hep kıblem olsun dedi. Ve Kabe'yi öyle bir yerine dururdu ki şura Kudüs'e böyle durur. Önünde önce birinci kıblesi Beytullah, ikinci kıblesi esas vazife olan kıblesi de Kudüs, ikisini bir önüne alırdı. Medine'ye geldiği zaman ikisi aynı istikamette değil. Ters düşün, zeki de bir gökyüzüne bakardı. Bir şey de diyemezdi. Allah'a bu böyle olsun denmez, teklif edilmez. Utanırdı. Allah-u Teala güler gibi ona ne diyor? Senin ikide bir bakışını semaya çevirdiğini görüyoruz. Hadi öyle olsun diyor. Kıbleyi öyle değiştiriyor. Kıble ayetleriyle ilgili ayetler. Şimdi Peygamberimiz adetini bildiği için Ömer şuraya durur. Mescid-i Aksa. Tam Mescid-i Aksa tarafından arkadan Beytullah'ın perdesinin arkasına giriyor. Gece karanlığı, Beytullah örtüsü de kara, çaktırmadan sivişe sivişe köşelerde gelip tam Peygamberimizin durduğu yerin önüne geliyor. Peygamberimiz de kendisinin arasında Beytullah'ın perdesi var, örtüsü var. Şurada bugün doya doya korkusuz Kur'an dinliyor. Çünkü müşrikler gece yarısı Kur'an dinlemeye gidenleri takip eder, kötü söylerlerdi. Şurada diyor doya doya Kur'an dinliyor. Peygamberimiz de teheccüd namazında, gece kimse de yok, rahat rahat, doya doya Kur'an okuyor, Ömer orada bal mumu gibi eriyor. Ve Müslüman olmaya karar veriyor. Ömer Efendimizin radıyallahu ta'ala Müslüman olmasının birkaç hikayesi var, birisi de budur yani. Orada karar verdim diyor Müslüman olmaya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yazı bilen insanların sayısı bazı kitaplar var. 17 filan bir rakam veriyorlar. Yazı nadirattandı. Mektep filan da yok. Ve o zamanki yazı da çok iptidai. Kufi Hicazi diye bir yazı çeşidi var o zaman. Ya da çok eski Araplardan kalma Sami bir yazı çeşidi var. Ve bu yazının şimdi size nasıl anlatmalı? Şekilleri, dişleri böyle değil arkadaşlar. Çizgiler daha düz. Artı noktası hiç yok. Esne üstünü zaten hiç yok. Bunların hepsi sonradan çıkıyor. Şimdi mesela bunun B'mi harfin altında nokta olursa B olur değil mi? Üstünde bir nokta olursa Nun olur. Üstünde iki nokta olursa F olur. Üstünde üç nokta olursa F olur. Altında iki nokta olursa Y olur. Demek ki bir çizginin kaç tane okuma ihtimali var? Harflerin böyle noktalaması yok. Esnes üstünü yok. Nereden okuyacaklar? Zaten okuma yazma bilen insanlar son derece az ve bunlar da toplumun en zeki, en bilgili insanları. Cümlenin gelişinden B midir, T midir, S midir, Y midir, Nun mudur? Bunu bilirlerdi. Cümlenin gelişinden anlarlar. Buna rağmen bir sürü de yanlış okumalar olurdu. Hatta bu yüzden adamların kellesinin gittiği olmuştu. Dolayısıyla yazı fevkalade ilkel. Kağıt yok. Yazılacak. Neye yazdılar o zaman? Ceylan derileri her zaman için yazıda birinci sınıftır. Ceylan derisi. Efendim, hurma yaprakları, devenin kürek kemiği, yer yer elbiseler, o papirüs kağıdı filan bunlar çok pahalı ve ender bulunur malzemeydi o zaman. Vardır. Mesela kağıt tarihine baktığımız zaman bu kağıt ilk defa Çinlilerden geliyor bu tarafa doğru. Efendim biz bir
kitap ve medeniyet kitabımızı dua edin de bastırılsın inşallah. Gönderdik yayın evine basın eser. Oralar için malzeme top araştırdım ben bu yaz yeni. Oralardan geliyor kağıt ve bu hale gelene kadar çok aşamalardan geçiyor ama o malzeme Arabistan'da yok yani. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara yassı taşlar böyle güzel buralara Kur'an-ı Kerim'i yazdırırdı. Kimler tarafından? Vahiy katipleri. Bu vahiy katiplerinin sayısı değişirdi arkadaşlar. Bazen azalır, bazen çoğalırdı. Kur'an-ı Kerim'in tespitinden bahsediyoruz değil mi? Ayeti der Peygamberimize. Bir, Peygamberimiz Allah'tan otomatikman bunu ezberler değil mi? İki, namazda okur, ibadetlerde okur, münadilere bağırtırır böyle şehirde. Onlar insanlara öğretirlerdi, okunurdu. Üç, Peygamberimiz vahiy katiplerini çağırırdı, yazdırırdı bunlar. Vahiy katipleri her bir ayeti iki nüsha yazarlardı. Niçin? Nüshanın biri Peygamberimizde, birisi de kendilerinde kalırdı. Böylece Kur'an-ı Kerim hem ezberden Peygamberimiz ve ashabı hem de yazılı olarak tespit edilirdi. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Kur'an-ı Kerim'in hepsinin bir kitap halinde toplanması mümkün değil. Neden değil? Devam ediyor yazım işi değil mi arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'e devam ediyor. Son diyemiyorsun ki kitap bitti burada diyemiyorsun. Peygamberimiz yaşadığı sürece vahiy inmeye devam edecek. Dolayısıyla Peygamberimiz zamanında kitap haline asla ve kat'a gelmedi. Peygamberimizin vefatından sonra bu yalancı peygamberler çıktı ya, bunlardan bir tanesi de Asıl-ı Müseylemetül Kezzab, cin gibi bir adam. Peygamberimizin son hayatının son dönemlerindeydi. Geldi, görüştü. Sonra geri gitti. Dedi ki, ya Muhammed, bölüşek burayı. Bir çizgi çekek şöyle. Altı benim olsun, üstü senin olsun. Ben de bir peygamberim diyordu. Peygamberimizden sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dahiyane bir siyaset. Neden dahiyane? Ona girmeyelim. Zamanımız gider. Onların üstüne Halid bin Velid'i gönderdi. Ve burada bir savaş oldu arkadaşlar. Ne savaş oldu? Ne savaş oldu? 70 tane kurra şehit oldu orada. Kur'an'ı baştan sona ezberleyen hafızlar. Garibinize gider. O zaman Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek özel bir fazilet değildi. Ve hafız çok azdı. Yani oturup hafız olmaz, insanlar duya duya kendiliğinden hafız olurlar. Hep bunu söylüyoruz. Arap sütünü içer, hurmasını yer, başka bir yemeğe gerek duymaz. Üstünü örttü mü tamamdır. Öyle külfetli ev de yok. Çadır ya da kamıştan bir ev. Hayat kafaya takmazlar. Zihin berrak, kaos yok, karmaşa yok. Duyduklarını ezberler. Öyle çevre müsaittir buna. Dolayısıyla ezberler böyle olurdu. Yoksa hafızlık sayısı baştan sona azdı o zaman. Şimdi biz hafızlık farz-ı kifayedir. Bir memlekette bir hafızım olması lazım değil mi? Hem yazılı hem sözlü Kur'an devam etmek için. Ama ilk başlarda böyle hafızlık müessesesi, böyle yetiştirme diye bir eğitim de yoktu. Şimdi 70 hafız birden şehit olunca Hazreti Ömer Efendimiz üzüldü ve Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki, devlet başkanı o, gel bu Kur'an'ı bir kitap halinde toplayalım. Bak bu hafızlar bu savaşta 70, o savaşta 70, o savaşta 70 böyle ölürlerse ne olur bu işin sonu? O dedi ki, kardeşim, Peygamberimizin yapmadığı bir işi ben nasıl yaparım? Bu bid'at olur. Bu yanlış olur. Ben buna cesaret edemem. Hazreti Ömer Efendimiz fikrinde ısrar etti. Ve Allah razı olsun ikna etti Ebu Bekir Efendimiz. O da çağırdı Zeyd bin Sabit'i, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilenlerinden ashab-ı kerim. Peygamberimiz Kur'an'ı öğrenirseniz şundan öğrenin, şundan öğrenin diye birkaç tane isim sayardı. Birisi başta gelen o. Dedi ki, seni komisyon başkanı yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i toplayacaksın. O da razı olmadıysa da Ebu Bekir Efendimiz gibi, ben de razı değildim ama Ömer beni ikna etti, ben de seni ikna edeyim dedi. İkna ettiler onu. Bir komisyon kurdular.
ve ilan ettiler. Kur'an-ı Kerim'i toplamak istiyoruz. Bir kitap haline getirmek istiyoruz. Kimin yanında Kur'an-ı Kerim'den bir ayet varsa, ezberinde bir ayet varsa gelsin bize bildirsin.